2018'in ilk çeyreğinde birinci etabı hizmete alınacak. Bütün etaplar tamamlandığında 150 milyon yolcuya ulaşmış olacağız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'a yapılan 3. havalimanı için 2018 tarihini açıkladı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Yıldırım, Kanal İstanbul projesine de değindi. Güzergahla ilgili spekülasyonlar olduğunu hatırlattı. Güzergahla ilgili detaylı çalışmaları henüz tamamlamadık. Silivri'ye yapacağız da demedik yani. Büyükşehir işlediği için oraya. İnsanlar ona yöneldi. Büyükşehir'in programıyla bizimki aynı değildir. Yıldırım'ın gündeminde siber güvenlik de vardı. Siber güvenlik ülke güvenliğine eşdeğer. Siber güvenlik komutanlıkları falan kurdular. Türkiye'de de kuruldu. Geleceğin en büyük tehdidi siber tehdit olarak gözüküyor. Yıldırım komisyonda sunum yaparken yanında hiçbir kadın bürokrat bulunmaması muhalefetin tepkisini çekti. Bir erkek olarak kutluyorum Sayın Bakanım. Erkek egemenliğini hakim kılmışsınız. Bu ayıptan bize yeter diyorsun. Var da henüz genel müdür seviyesinde değil, var. Bunda hanım yok mu burada? Vallahi arkaya atıyorum. Ben buradayım. Var efendim. Ben... Arkadaşlar demek gerekli nezaketi göstermemişler.